İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir hafta ara sonrasında olan bitenle karşınızdayız. Haftanın gündemini değerlendireceğiz. Siyasetin gündemi bir hayli hareketliydi. Aslında Türkiye'nin özlediği bir manzaraya bu hafta şahit olduk. Ana Muhalefet Partisi ve Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi AK Parti Genel Merkezi'nde. Bu sıcak teması konuşacağız. Beraberinde elbette partilerin ortaklaşa yapması gereken anayasa meselesi de gündemde. Süreç nereye evrilecek, anayasa meselesini de konuşacağız. Ve bugün yine yansıyan sıcak bir başlık. İsrail'le ticareti Türkiye tamamen durdurdu. Bazı ürünlerde kısıtlama sürecine girilmişti. Ticaretin durdurulması sürecine girilmişti. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ticaretin kesildiği sürecin başladığını görüyoruz bugün itibarıyla. Bir taraftan da İsrail'in mezalimi devam ediyor. Türkiye'nin tavrını, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki üniversitelerdeki o kampüslerdeki protestoları konuşacağız. Önemli bir başlık. Acaba Hamas'ta görüşmelerle ilgili, ateşkesle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir ateşkes umudu doğar mı bu görüşmelerden sonra? Mısır'da devam ediyor görüşmeler. Bu sıcak başlığı da değerlendireceğiz. Bir diğer önemli başlık da elbette bu yaz terörle mücadele, Irak'ın kuzeyinde atılacak adımlar meselesini de değerlendireceğiz kıymetli konuklarımızla birlikte. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Genel Başkanı İhsan Aktaş, siz de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ve siyaset bilimci hocam, doçent doktor Turgay Yerlikaya. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi Hüseyin Bey, bu haftanın en sıcak başlığı o görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i kabul etti. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu siyasette aslında biraz da başlarken de söyledik. Özlediğimiz bir hava, gerilimden daha ziyade birlik içinde hareket edilmesi elbette Türkiye'nin lehine. Herkesi bu konuda anladığımız kadarıyla hemfikir. Şüphesiz taç giyen baş... akıllanır mı demişlerdi. İngiliz atasözü. İngiliz atasözü. Şimdi Türkiye'de uzun zamandır işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde iktidar olamayacağı algısı, biraz da tabii ki sahadaki durum açısından bu yansıdığı için Cumhuriyet Halk Partisi çok agresifleşmiş. İşte bu görüşme öncesinde önceki genel başkanın sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir kafasıyla hareket edilen bir siyaset anlayışı vardı. Halbuki AK Parti'nin iktidara geldiği işte 2002-2010 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi ile işte ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidardaki AK Parti arasındaki ilişkilere, sert politikalara, o zamanki vesayet yapılanmasına baktığımız zaman hani siyaset süreci farklı bir şekilde yürütüyordu. Yani 27 Nisan muhtırası o dönemde oldu. Cumhurbaşkanı o dönemde seçtirilmedi. AK Parti o dönemde kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi o dönemde meclisin yaptığı anayasa değişikliğini işte hukuka aykırı bir şekilde iptal etti. Ama hiçbir zaman siyaset bu şekilde kutuplaşmamıştı. 2010 yılında Fethullahçı terör örgütünün kaset kumpasıyla siyaseti dizayn etmesinden sonra Türkiye'de bir anormallik başladı. Siyasette bir anormallik başladı. Ve 2011'den 2024'e kadar baktığımız zaman bu anormallik devam etti. Yani işte düşman rakipler işte birinin ak dediğine diğerinin kara demesi, Türkiye'nin en âli menfaatleri söz konusu olduğu zaman bile, yani şöyle düşünün, ne işimiz var Libya'da diyen, Karabağ'da işte hükümet işte ne yazık ki nasıl silah mı veriyor böyle bir yani maalesef cihatçıları tekrardan Karabağ'a taşıdı.
Şimdi Karabağ'daki duruş, bir takım sınır ötesi tezkereler, Akdeniz'de ne işimiz var gibi böyle en temel meselelerde bile hani farklı bir yaklaşım sergileyen bir siyaset anlayışı vardı. İşte 15 Temmuz'dan sonra işte yeni kapı ruhu dediğimiz işte bütün siyasi partilerin 7 Ağustos'da yeni kapıda bir araya gelmesi işte 3-4 milyon aşkın insanın o meydanda toplanıp darbe girişimine karşı durması. Orada işte Kemal Kılıçdaroğlu bir göründü. Sonra aradan 10 gün geçmedi. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerin 15 Temmuz tiyatroydu. Tiyatrosunu sergilemeye başladı. Böyle bir anlayış. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman aslında çok şaşırmayacağımız, yani son 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl neyse hariç Türk siyasetini yani azıcık bilen, okuyan, işte bizim gibi yaşı işte 50'lere dayanmış kişilerin 90'larda gördüğü, yani biraz daha işte bir kuşak öncesi 80'lerde gördüğü tabloyu biz bugün görüyoruz. Vay, vay nasıl yani, iktidar partisinin genel başkanıyla muhalefet partisinin genel başkanı bir araya mı geldi? Halbuki 90'larda liderler zirvesi oluyordu, liderler bir araya geliyordu. 80'lerde işte TRT'de liderler bir masa etrafında oturup konuşuyorlardı. Tayyip Erdoğan işte iktidarın ilk yıllarında Deniz Baykal'la defalarca bir araya geldi. Anayasa değişikliği yaptılar. Bazı temel yasalarda birlikte hareket ettiler. Hele hele dış meselelerde neredeyse hiçbir ayrı gayrısı olmayan bir siyaset vardı. Şimdi bugün 10, 12, 13 yıldır FETÖ siyaseti dizayn ettikten sonra yaşadığımız kutuplaşma, gerilim, işte karşı tarafı düşmanlaştırma yaklaşımı, dünkü görüşmeyi vay canına, demek ki yani bunlar bir araya gelebiliyormuş. Evet. İki siyaset. O açıdan baktığımız zaman bir normalleşme söz konusu. Evet. Çünkü herkesin ihtiyacı var. Muhalefetin de ihtiyacı var, iktidarın da ihtiyacı var. Ama en önemlisi Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Şu an işte kimi uzmanlara göre yani 3. Dünya Savaşı başladı. Evet. 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. İşte bu savaş ilk iki Dünya Savaşı gibi, 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi ülkelerin konvansiyonel ordularıyla değil de işte vekalet orduları eliyle yapıldığı için bunu tam anlamıyoruz. Ama 3. Dünya Savaşı'nın ya arefesindeyiz ya içindeyiz. Şimdi böyle bir dönemdeyiz. İşte Orta Doğu'daki gelişmelerin nereye varacağını, bölgenin büyük bir şiddet sarmalına varıp varmayacağını, işte birkaç gündür Gürcistan'da da bir şeyler oluyor. Ermenistan-Azerbaycan arasında iyiye giden bir takım görüşmeler var ama diğer taraftan Batılı devletler Ermenistan'ı kışkırtmaya, silahlandırmaya, sakın anlaşmaya varma demeye, içerideki işte hem işte diaspora uzantısı siyasi hareketleri desteklemeye yönelik bir takım girişimler var. Avrupa'da durum iç açıcı değil. Bugün sanıyorum Rusya'dan gelen bir açıklamaydı. İşte Ukrayna'nın etrafında gördüğümüz Fransız askerlerini de vururuz tarzı bir açıklama. Yani savaşın lojistik üssü vuruldu Fransa'nın Ukrayna'daki. Şey biriktirdi, mühimmat biriktirdiği merkez vuruldu. Dolayısıyla savaşın Avrupa'nın ortasına kadar taşınma riski var. Şimdi böyle bir seyri değişebilir. Böyle bir dönemde
Türkiye'nin ana muhalefet partisiyle işte ülkeyi yöneten iktidar partisinin genel başkanının bir araya gelmesi her iki siyasi parti açısından, her Türkiye siyaseti açısından kıymetli olduğu gibi en önemlisi Türkiye açısından kıymetli. Çünkü yarın neyle karşılaşacağız, yarın ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bu çok kıymetli. Siyaseti buna ihtiyacı vardı. Yansıyan fotoğraflara baktığımız zaman işte gülen yüzler, tebessüm eden ifadeler var her iki tarafın heyetinde. Dolayısıyla bence çok kıymetli. Bundan sonra şöyle, bazen muhalefet belki çok doğru söylüyor olabilir ama bu kutuplaşmada o doğruyu bile ifade yani yani kabullenmeyebilirsiniz. Hı. Ya da işte iktidar doğru yapıyor ama muhalefet iktidarın her yaptığına kara dediği için o kutuplaşmada, o gerilimde doğru yapılan bir şeye köstek olabilir. Dolayısıyla bu diyalog hem muhalefetin yapıcı eleştirileri açısından kıymetli, hem iktidarın doğru yaptığı şeylerin muhalefet tarafından da desteklenmesi bakımından önemli. Umarım bu süreç sekteye uğramadan Türkiye bir sonraki seçime kadar bu şekilde diyaloğun en üst düzeyde olduğu bir siyasi ortamda devam eder. Peki. İhsan Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'de ne değişti de bu iklim oluşmaya başladı? Bir zorunluluk mu yoksa zaten süreç mi doğurdu? Nasıl yorumlarsınız? Aslında biraz böyle kökten gelerek bir değerlendirme yapmaya çalışayım. Aslında 1950'den beri Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de devleti, milleti, serveti, hükümeti kendi hakkı müktesebi olarak gördüğü için, yani işte biz kurduk, biz yaşatacağız Cumhuriyeti. Her kim ki Türkiye'de devlete ortak olmak istemişse öncelikli olarak onu gayrimeşru saymayı, sistem dışı saymayı, gerekirse darbelerle o gücü uzaklaştırmayı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana şeyidir, ana ilkesidir, ana felsefesidir. İşte Adnan Menderes'in başına gelenleri biliyoruz. Sonraki darbelerin 12 Eylül darbesi hariç bir bakıma birçok süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe ortağı olduğunu da biliyoruz. Yani hatta şöyle bir pozisyon vardı Türkiye'de. Kim iktidar olursa olsun, yani partiler iktidara gelirler. Bir takım onlara işte demokratik ortam ve yolsuzluğa bulaşma imkanı verilir. Sonra yorulur giderler ama devlet dediğiniz mekanizma ordusuyla, bürokrasisiyle, bütün kurumlarıyla, yargısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeydi. Hatta çoğu zaman şu tartışma olmuştur ya, Türkiye'de acaba bir ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında durmak mı doğru bir şey, hükümetin yanında durmak mı? Çünkü bir devlet hükümet ayrımı uzun yıllar geldi. İsmet Berkan'ın bir ifadesi vardı SETA'da bir panelde konuşurken, çok dikkatimi çekmişti. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar 50'den bu yana yenilmedi. Ve her seçim bittiğinde şu psikolojide onları yaşıyorlardı. Zaten devlet biz. Yani yargı bizdeyse, istediğimiz zaman bir partiyi kapatabiliyorsak, ordu istediği zaman bizim adımıza darbe yapıyorsa, biz aslında iktidardan daha güçlüyüz ki bu haksız da değildir. Yani Özal'lı yılları hatırlayın, Refah Partisi dönemi hatırlayın, 90'lı yılları hatırlayın. Her zaman darbe ve darbe ihtimali cariydi. Diğer taraftan daha böyle 12 Eylül öncesinde de ben yetiştim. Yani ortaokul öğrencisiydim 12 Eylül'den önce. Çok ilginç bir şey, hiç unutmam. O zaman siyasi partiler yukarıda büyük atışmalar yapıyorlar, mecliste tartışmalar. Sokakta da insanlar birbirlerini öldürüyor. İki esnaf kendi arasında konuşuyor. Diyor arkadaşlar, biliyor musunuz bunlar mecliste karşılıklı konuşuyorlarmış, çay kahve içiyorlarmış. Yani herhalde onlar zannediyorlar ki işte ülkücüler bir tarafta, komünistler bir tarafta, karşılıklı mecliste cepheyi kurmuş savaşıyorlar. Ama meclis böyle bir ortam, yani bütün siyasi partilerin içe çalıştığı bir ortam. Şimdi şeyin, yani Özgür Özel Erdoğan görüşmesinin elbette ki yani Hüseyin abi şeye, dış politikaya vurgu yaptı. Ben iç politikayla alakalı birkaç değerlendirme yapayım. Birincisi, aslında Türkiye'de hala demeye gerek yok öyle. Yani Recep Tayyip Erdoğan siyasetin mihverini oluşturuyor, merkezini oluşturuyor.
Mesela hangi mesele olabilirdi ki Özgür Özel, Türkiye'nin bütün medyası, bütün kuruluşları, işte bütün Türkiye kilitlenecek ve bir görüşmeye odaklanacak. Yani Özgür Özel 40 tane görüşme yapabilirdi. Eğer Biden'la görüşmeyecekse onun dışında. Şimdi şeyin İmamoğlu'nun kampanyasını yapan insanlar diyorlar ki 2019'da biz çok çabaladık, çok gayret ettik fakat bir eşiği aşamıyorduk. Yani İmamoğlu'nun popülerliği, halk tarafından bilinirliği. Ne zaman ki Erdoğan görüşmesini kurguladık, o görüşme olduktan sonra bir anda İmamoğlu Türkiye çapında bilinen bir aktöre dönüştü. Şimdi buradan biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesine gelecek olursak, şeyin Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinden bırakmasına kadar bir inorganik genel başkan olduğu kanaati bende vardı. Çünkü bir 14. kat efsanesi vardı. Bir gün bir Cumhuriyet Halk Partisi politikacı bize uğradı. Kalkarken masaya bir isim yazdı, bıraktı gitti. Bir 14. kat yazdı, bir isim bıraktı gitti. Dedi ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika burada yazılıp çiziliyor. Genel başkan bunu uyguluyor. Çok da yani mahalle teşkilatından ya da parti örgütünden ya da il başkanına kadar kimsenin de politikalara şeyi yoktur. Şeye bakın, retoriğe bakın. Retorikte ne var? FETÖ, Türkiye ile alakalı, siyasetle alakalı, Erdoğan'la alakalı bazı karineler ortaya koydu. Aslında bir yönüyle de Kılıçdaroğlu o karineleri canlı tutmaya devam etti. Yani darbenin darbe olmadığını, işte Tayyip Erdoğan'ın karşı darbe yaptığını, meclise karşı ya da işte kararnamelerle falan. Bu böyle geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi birkaç yönlü sorunla karşı karşıya. Biliyorsunuz işte bu Özgür Özel'in genel başkanlığının değişimi Ekrem İmamoğlu organize etti. Belki kendisi risk görerek aday olmadı. Özgür Özel aday oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun inorganikliğinden hareketle İmamoğlu'nun müteahhitliğini merkeze alacak olursak, bir de böyle uluslararası çevrelerle girdiği ilişkilerin toplumda günden güne soru işaretli oluşturduğu yerde Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede 20 yıldır, 22 yıldır iktidarda kalması, işte 40 yıllık siyasette ayakta kalmasının birkaç temel sebebi var. Bir, yani doğrudan organik bir insan olması. İki, halkın kendisi olmalı. Yani sokağa indiğiniz zaman bir taksiciyle, bir manavla ya da bir akademisyenle birisiyle oturduğu zaman doğrudan bir insan konuşuyor yani. Duyguları olan, hisleri olan, liderlik karizması olan ama o en alt tabakayla diyalog kuran bir insan. Şimdi şeye baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi denklemi içerisinde ilginçtir. Yani Özgür Özel daha insani ve Anadolu insanı tarzı bir tutumu var. Yani şöyle düşünün, Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi esnaf vardır. Cuma'ya da giderler. Yani yeri gelir meyhaneye de gider. Ya da işte baba Cuma'dayken ailede Kur'an okuyan da olur. Sanki böyle bir Özgür Özel, o klasik anlamda aşırı ideolojik sol örgütlerden çıkma, hani işte her Mayıs'ta darbe yapma rüyası gören ya da böyle şartlar ne olursa olsun o en marjinallerle bütünlüğünü bozmayan bir şey değil. Daha ziyade biraz işte Batı Anadolu esnafı görüntüsü var. Bu da aslında bir yönüyle o ideolojik körlük vardır ya, nefret kusan, öfke kusan, politikayı oradan beslenerek yapan. Bizim İlyas Başsoy var, benim arkadaşım, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne Radikal Sevgi diye bir kitap yazmıştı. Kitapta da çıkış noktası şuydu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 kampanyasında etkili olmuştu. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bütün süreçleri nefret üzerinden ele alıyor ve bu radikal bir nefret. Yani iktidara karşı, muhafazakarlara karşı falan. Ya bırakın hani sevgiyi, radikal sevgi üzerinden yaklaşmalıdır. Belki de işte 5 yıl önce, 10 yıl önce ekilen tohumlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşılığında verdi. Bu görüşme aslında bir yönüyle iç politikada Özgür Özel'in parti içi rakiplerine karşı, yani Kılıçdaroğlu'na karşı müttefik gibiydiler. Dikkat edersen Kılıçdaroğlu da zımmen saf değiştirdi. İmamoğlu'na karşı varsa ileride Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir iddiası, Mansur Yavaş'a karşı bir pozisyon üstünlüğü elde etti. Yani bu sadece bir görüşmeye sıkışma değil. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi içi dengeleri de etkileyecek bir şey. Burada bir tanımlaması vardı Özgür Özel'in. Dedi ki benim çift santroforum var. Yani üçe de çıkabilir bu sayı, başkası da olabilir. Ya teknik direktör benim imasını verdi. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi çok kolay bir parti değildir. Yani birisi genel başkan olacak, öteki geldi höt diyecek, onu
oradan indirecek. Şimdi o partide sıkı bir şekilde hizipler oluşur tekrar. Tekrar gruplaşmalar olur, tekrar taraftarlar olur. Şu an alt hizipleri bilmiyorum ama görünüşte Kılıçdaroğlu'nun hala zayıf da olsa bir hizbi var. İmamoğlu hizbi çok güçlü. Ve Özgür Özel de bence bu görüşmeyle beraber biraz da böyle genel başkanlık, acemi genel başkanlıktan sanki böyle liderlik aşamasına geçer bir adım attı. Doğru da bir adım attı. Ya yüzlerin gülmesi de şöyledir. Bir fotoğrafı hiç unutmuyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu Erdoğan aleyhine konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. Söylemediği söz bırakmamış. Bir cenazede mi, bir şehit cenazesinde yanından geçiyor. Şimdi, bir bakış var. Ya öyle kasıldı, öyle kasıldı, öyle tedirgin, tamam. Yüzü gözü gidip geliyor. O nedir biliyor musun? Eğer tepkileri baştan sona anormal olsa, normal olsaydı o kadar gerilmesine gerek yok diye yanında nihayetinde bir başka bir partinin genel başkanı geçiyor. Çok da böyle uzaydan bir adam gelmedi yani. Ya da böyle işte ilk gördüğünde yumruk atacağım bir adam da gelmedi. Dolayısıyla o fotoğrafla, bugünkü fotoğrafa baktığınız zaman biraz şeyin, insanların o yetişme tarzı, mahallesi, esnaflığı, siyasetteki tutumu büyük siyasetine de yansıyor diyorum. Ama şöyledir, ne Özgür Özel, ne İmamoğlu, ne de şartlar meseleyi bu fotoğrafta bırakmaz, alır başka yerlere sürüklenebilir. Onu takip edip göreceğiz. Peki, şimdi bir taraftan da Turgay Hocam, siyasette alıştığımız son yıllarda Hüseyin Bey de vurguladı. Son bir 10 yıllık zaman dilimde gerilimli bir dil var. Şimdi siyasette hani kılıçlar kınına girdikten sonra o siyasetin dilinin değişmesi meselesi topluma nasıl yansıyacak? Biz bunu hemen kabul edebiliyor muyuz toplum olarak, yoksa biraz daha hani böyle parti tutmada taraftar bir bakış açımız da var. Elbette bunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla bu normalleşme süreci vatandaş nezdinde nasıl karşılanıyor? Kabul ediyor mu, yoksa acaba hani biraz daha kavgalı durumu seviyor muyuz toplum olarak? Şimdi aslında Türkiye'yi kategorize etme biçiminde bir problem var. Olağan şartlarda zaten seçim sonrasında kutuplar arasındaki gerginlik bir ölçüde kontrollü gerginliğe ya da rehabilitasyona yerini bırakır. Şimdi Türkiye bir Batı Avrupa ülkesi değil. Bir Batı Avrupa ülkesi olmamasına rağmen Batı Avrupa'daki mesela tartışmalara baktığımızda Almanya'da, Fransa'da özellikle aşırı sağın 2010 ve sonrasında çok ciddi bir biçimde ivme kat etmesi, Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da kendi siyasi hatlarında da çok derin ayrılıklar oluşturuyor. Ona rağmen Türkiye'nin Hüseyin Likoğlu'nun 2010'dan bu yana çizdiği çizgiyi hem içeride hem dışarıdaki bu çatışmalar üzerinden değerlendirdiğimizde Türkiye'nin zaten olağan koşullarda lineer doğrusal bir çizgide ilerlemediğini de görürüz. Hem içeride darbe ya da vesayetçi parlamenterizm olarak adlandırdığımız mekanizmalar vasıtasıyla siyasete müdahale araçlarının her dönemde yargı, askeri ya da farklı unsurlarla kendini göstermesi ya da 2016 sonrasında darbe, finansal manipülasyon gibi birçok enstrümanla dışarıdan baskı yapılması siyasetteki bu aksı da değiştiriyor. Yani siyasete yürütmenin yön verme potansiyelini de değiştiriyor. Eğer siz bu anlamda bir uluslararası tehditle karşı karşıyaysanız o noktada özellikle özgürlük güvenlik dengesinde biraz daha güvenliği öncelediğiniz bir siyaset alanı tasavvur edersiniz. Şimdi böyle baktığımızda mesela Türkiye'yi 2010'lar ve hemen öncesindeki dönemle mukayese eden hem ekonomik hem de özgürlükler açısından bu döneme geri dönülmesi gerektiğini salık veren bir sürü entelektüel, bir sürü politik aktör söz konusu. Fakat unutmayalım ki Türkiye'nin hem ekonomik hem de finansal hem de özgürlükler anlamında ciddi ivme kat ettiği 2013 yılında bir çevreci iddia ile harekete geçirip sonrasında başbakanlık konutunu basmaya dönük bir operasyonun da adı haline gelen bir toplumsal hareketle de karşı karşıya geldik. Yani en özgürlükçü dönemden bahsediyorum. Onun için bu siyasetin zemini doğrusal ilerlemediği için belli kutuplaşmaların varlığı da kaçınılmaz. Kaldı ki AK Parti zaten uzunca bir süredir o merkez olarak adlandırdığımız yere bir alternatif olarak ortaya çıktı ve bir kutbun varlığını gündeme getirdi. Eskiden kutup yoktu. Kutuplaşma olması için farklı bir kutba da ihtiyacınız var ve o kutup da merkez kadar en azından güçlü olma iddiasında olacak. Şimdi tabii 31 Mart yerel seçimleri sonrasında birçok tartışma yapıldı. Biz de yaptık, yazdık. Siyasette bir normalleşme havası mı? İlk önce meclisteki resepsiyon ve sonrasındaki görüntü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesi iki tane fotoğraf üzerinden bir takım ve buna paralel birkaç açıklama üzerinden bir siyasette normalleşme tartışması yapıyorsun. Hı hı. Şimdi evet, görseller üzerinden yorumladığımızda ve kısaca açıklamalar üzerinden baktığımızda siyasetin yakın vadede bu aks üzerinden ilerleyeceğine dair bir hava var. Fakat bunun devam edebilmesi için ya da bizim daha somut analizler yapabilmemiz için özellikle yeni anayasa ile ilgili başlıklar ortaya çıktığında, yeni anayasa ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin ki elinde bir taslak ve hazırladığı teklif söz konusu, AK Parti'nin bir metin olarak ya da tartışma olarak gündeme getireceği maddeler, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlara göstereceği reaksiyon, bizim siyasette normalleşme mi ya da siyasetin doğal aksı olan kutuplaşma mı söz konusu olacak? Bunu daha iyi analiz edeceğiz. Bugün aritmetik olarak baktığımızda eğer yeni anayasa mümkün olacaksa zaten Cumhur İttifakı'nın mevcut pozisyonu aritmetik olarak referanduma götürebilecek seviyede olmadığı için Cumhur İttifakı başta AK Parti olmak üzere bu yeni anayasa tartışmalarında bu cepheyi genişletmek durumunda. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni anayasa tartışmalarına katılmak suretiyle bir müzakere alanı oluşturacak ya da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi buradaki kararlılığını sürdürüp diğer İYİ Parti, DEM ki DEM'in buradaki varlığı zaten parantez içerisinde biraz daha o bütün diğer irili ufaklı partileri, grup ya da grup olmayan aktörleri bir biçimde o havuzun içerisine dahil etmek zorunda bu aritmetik itibariyle baktığımızda. Şimdi tabi burada yine önemli bir mesele dış politikada Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir tavır sergileyecek? Şimdi Özgür Özel tabi rasyonel bir politika izliyor. Şöyle, hem içeride erken seçim ve benzeri gerginlik yaratabilecek tartışmalardan kaçınıyor. O da şu anlık. Hem de dışarıda milli bir politikanın takipçisi olacaklarını. Şimdi biz aynı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki benzer bir aktörün grup başkan vekilliği, Kılıçdaroğlu liderliği sürecinin özellikle 2021 ve sonrasında HDP ile kurduğu ilişkide dış politika bambaşka yerlere savrulduğunu gördük. Tezkere süreci, Karabağ meselesi. Şimdi bütün bunlar üzerinden baktığımızda da herhangi bir kritik mesele olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi nasıl tavır gösterecek? Bu tavır Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelere ya da ilişkiye nasıl yansıyacak? Esas mesele bu. Onun için biraz daha önemli meseleler, önemli gündemler söz konusu olduğunda biz bu tartışmayı yapacağız. Ama Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu dış politika meselesinde bir tavır değişikliği olacağına yönelik beyanlarını biz Cumhurbaşkanı'yla ya da AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la Özgür Özel görüşmesine, Özgür Özel'in yanında gelen ya da Genel Başkan'ın tercihiyle getirtilen aktöre de baktığımızda şimdi buradaki dış politika anlayışının herhalde 180 derece değişmediğine işaret eden bir gösterge. Hatırlayalım, uzunca süre hem İsrail hem Washington Büyükelçiliği yapmış bir isim ki siyasetteki etkin dönemi itibariyle de AK Parti'nin dış politikadaki tavrına yönelik çok radikal, kökten eleştirileri var. Onun için şöyle tamamlayayım. Aslında demokrasinin en önemli tanımlarından bir tanesi de şu. Muhalefetin iktidar olabilme, imkan, kapasite ve kanallarına sahip olabilmesi. Bugün Türkiye'de herhangi bir muhalefet iktidar olabilir. 31 Mart seçimleri bunun bir işaretidir. Onun için otoriteryenizm, rekabetçi otoriteryenizm gibi kategoriler üzerinden Türkiye'yi tanımlamanın bir anlamı yok. Bugün Amerika'ya gidin, seçimler öncesinde, her Kasım seçimleri öncesinde iki partili yapının da getirdiği o karakteristik itibariyle ciddi bir radikalleşme, ciddi bir kutuplaşma vardır. Aynısı Fransa'da da var yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. En sonki seçimlerinde Marine Le Pen ile Macron arasındaki tartışmalara baktığımızda siyasetin normal aksı üzerine her kutup birbiriyle mücadele eder ve mücadele ederek iktidara yürür. Onun için ben bu tırnak içerisinde bahar havası meselesinin sadece görseller üzerinden okunduğunda yanıltıcı olacağı kanaatindeyim. Ama yakın vadede bu aks üzerinden bir normalleşme çizgisi devam edecek gibi gözüküyor. En azından Cumhurbaşkanımızın tekrar bir mukabele edip iadeyi ziyaretle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmesi önemli bir hava. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden özellikle Özgür Özel'in Sayın Erdoğan'la görüşmesine ilişkin çok radikal ve kökten bir eleştiri de var. Onu da söyleyeyim. Yani müzakere yerine
mücadele ve çatışmayı önceleyen bir aktörel yoğunlukta söz konusu. Peki Hüseyin Bey'e geçmeden şunu da sormak isterim. Siyaset bilimi anlamından okuma noktasında boş koltuk meselesini nasıl değerlendirirsiniz? Valla bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum. Belki Hüseyin Bey daha iyi takip etmiştir ama bizde böyle anlamlı anlamsız şeylere çok fazla önem atfetme gibi bir mesele de söz konusu. Bence orada daha farklı bir resim var. Mesela Namık Tan'ın tercih ediliyor olması, AK Parti Genel Merkezi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iadeyi ziyaret için özel kaleme bir talimat vermesi. Bunların hepsi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin henüz böyle irili ufaklı kamuoyuna yansıyor. Talep anlamında bu 1,5 saatlik süre içerisinde yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı'ndan ne talep ettiği meselesi önemli. Eğer kamuoyunda bazı isimler üzerinden yeniden yargılama gibi ya da bu yeniden yargılamada isim vermeyerek anayasaya uyulması gibi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye ilişkin bazı kararlarla ilgili müdahalesine doğrudan uyulması gibi başlıklar üzerinden bir dayatma söz konusu olacaksa burada bambaşka bir şeyde ortamda söz konusu olabilir. Peki Hüseyin Bey, şimdi çok da fazla bir kulis bilgisi de sızmadı. Biliyoruz o yaklaşık 1,5 saatlik 95 dakikalık görüşmede kısa bir görüşme değil. İlk görüşme bazında değerlendirdiğimizde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da iadeyi ziyaret gerçekleştirecek. Masada birçok konu var. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu uzun soluklu görüşmeyi ve size ulaşan bilgiler var mı kulis bilgisi noktasında, içerik bazında? Açıkçası Turgay Hocam'ın söylediği gibi hani işte şöyle oldu, şu geldi, şu konuşuldu, işte şöyle şakalaşıldı, işte iade ziyaret konuşuldu. Bütün bunlar sızdı ama Özgür Özel ne söyledi, Erdoğan ne söyledi, işte birbirlerinin söylediklerine nasıl cevaplar verildiğine ilişkin henüz bir bilgilendirme olmadı. Yani bu belli ki iki tarafında bu konuda henüz meselelerin bu anlamda konuşulmasını istememesinden mi kaynaklanıyor yoksa farklı bir şey mi bilmiyoruz. Ama öncesindeki işte yansıyanlara baktığımız zaman özellikle AK Parti tarafından ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa mevzusunu dile getireceği, işte Özgür Özel'in de işte bir takım yerel yönetimler sorunlarıyla alakalı özellikle projelerin desteklenmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi konusunda bir takım taleplerde bulunacağına ilişkin değerlendirmeler vardı. Tabii bu ilk ziyaret olduğu için belki derinlemesine bu konular üzerinde durulmadı. Ya da işte bir taraf söylediyse diğer taraf dinlemekle yetindi. İşte herkes söyleyeceğini söylemiş oldu. Cevaplar belki daha sonraki görüşmelerde ele alınacak. Ama bir saati aşkın, 1 saat 35 dakika çok ciddi bir zaman süresi. Ve Turgay Hocam'ın söylediği gibi işte Namık Tan CHP'de ki heyette yer alması ve Mustafa Ali Taş'ın AK Parti'de genel başkan vekili olarak bulunması ki Mustafa Ali Taş AK Parti'nin çeşitli kademelerinde bakanlık dahil önemli görevler yaptı. Meclis yönetimini iyi bilen bir insan, muhtemelen Özgür Özel'le aynı dönemde mecliste grup başkan vekilliği de yapmış birisi. Siyasi tecrübesi çok yüksek bir isim ve bunların da dahil olduğu bir görüşme söz konusu oldu. Dediğim gibi hani muhtemelen taraflar düşüncelerini söylemişlerdir ama karşı tarafın cevabı bence olmadığı için hani ne söylendiğine ilişkin. Çünkü işte ben böyle böyle dedim dediğiniz zaman peki o size ne dedi diye soru olarak size döner. Dolayısıyla iki taraf da düşüncelerini paylaşmış belli ki, konuşmuş, dile getirmiş. Ama cevaplarını önümüzdeki görüşmelerde olabileceğini düşünüyorum.
Peki İhsan Bey, bir taraftan da şimdi önemli sözlerden birisi Özgür Özel tarafından dile getirilen 15 Temmuz meselesiyle ilgili önceki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir ifade kullanıyor. Dolayısıyla bir önceki turda Hüseyin Bey'in vurguladığı bu siyasette FETÖ dizaynı meselesini nasıl değerlendirirsiniz Özgür Özel'in söylemi bağlamında? Şimdi öncelik olarak mesela işte bu Kılıçdaroğlu ile oluşan Cumhuriyet Halk Partisi retoriği aslında ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal oldu? Yani şunu biliyoruz biz. Türkiye'de işte Demokrat Parti'ye, Adalet Partisi'ne, işte Refah Partisi'ne ya da AK Parti'ye karşı bir Cumhuriyet Halk Partisi söylemi var. Yani mümkün mertebe onu çevreden gören, dışlayan, hatta büyük oranda rejim için tehlike gören bir yaklaşımları var ki AK Parti %50 ile iktidardayken 49-50 oy aldığı zamanlarda AK Parti'ye kapatma davası açılmıştı. Şimdi bilinç altında böyle bir muhalefet var. Ben zaten bu kutuplaşma meselesini ve Türkiye'deki Erdoğan düşmanlığını şuna bağlıyordum. Şöyle düşünün. Bir lider 2002'de toplumun önüne düşmüş, Anadolu'nun gariben, gadre uğramış, ekonomiye erişememiş insanlarını merkeze taşımış ve özellikle de bu şeylerde, vahşi kapitalizmde işte yukarıya temerküz eden sermayeyi tabana yaymış ve o tabandaki insanların da aynı zamanda oyunu ve desteğini almış. Bir yönüyle Türk halkını siyasete katmış ve bu ortamı da normalleştirmiş. Yani sayılmayacak kadar devrim yapmış. Mesela Tayyip Erdoğan'ın bir haftasını ele aldığınız zaman acaba ülke menfaatinin dışında ne yapmış diye bir soru sorabilirsiniz. Peki bu kadar devrimci, bu kadar ülkesini kalkındıran lidere düşmanlık niye? Ha, o zaman düşmanlık mevzusuna baktığınız zaman siyasetten daha geriye gitmeniz lazım. Terör örgütleri. Terör örgütlerinin amacı şudur. Yok etmek için önüne bir hedef kur ve o yok etmek için hedefini de bütünüyle meşrulaştırır. Yani gayrimeşru bütün metotları kullanır çünkü yok etmek istiyor. Yani rekabet etmek istemiyor. Mesela PKK'yı ele alalım. PKK bu ülkeyi yıkmak istiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ortadan kaldırmak istiyor. Ki bayrağına ve şimdi Atatürk'e bayrağı ve Tayyip Erdoğan'a tahammülü yok bir şeyin, hareketin düşünün. Şimdi FETÖ çok daha kanlı, çok daha kötü niyetli ve doğrudan uluslararası şebekeye bağlı. Yani Siyonist ve emperyalist şebekenin bir parçası. Ve onlar görüyorlar ki bu ülkenin birliği, bütünlüğüyle var olmasıyla, hadi BKS ile Erdoğan arasında bir ilişki var. O zaman mesela AK Parti'ye karşı büyük bir savaş yürütmediler. Başka bir şeye odaklandılar. Eğer bu bir şeyi düşürürsek o zaman arkasından her şeyi düşürürüz. İşte o FETÖ'nün oluşturmuş olduğu argümanlar ve karineler ki baştan sona o hatırlayın o 1 milyonluk hesaplardaki argümanları kısa zaman geçmeden bu argümanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin argümanına dönüştü. Şimdi gelinen nokta da bir, acaba Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu argümanlara ne kadar alıştı, ne kadar ısındı? İki, yeni söylem Cumhuriyet Halk Partisi bir durumla karşı karşıya geldi. Şimdi seçmen AK Parti ile konuşmak isterken, AK Parti ile mesaj vermek isterken Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi rasyonel bir seçmen tabanıyla yüz yüze geldi. Yani şöyle düşünün, İzmir'de işte az önce Hamza Bey de bu binadaydı, karşılaştık. Hamza Bey çıktı, kampanya yaptı ve İzmirlilere yaşam tarzı tehdidi sunmadı. AK Parti gelecekse şunu yapacak demedi. Dedi ki arkadaşlar, bu sokaklarınızda işte çöpten geçilmiyor, bakımsız, hizmet yapılmıyor. Ben gelirsem, ya günlük hayatınız daha çok kolaylaşacak. Ama yine biraz da rüzgarın ters esmesiyle beraber işte %40'lık, 50'lik bir kitle gitti. Ölümüne, hani şartlar ne olursa olsun, hizmet hiç olmasa da, sel gelince selin altta kalsa, İzmir koksa da partilerine oy verdiler. Fakat artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzleştiği yeni sosyoloji böyle değil. Yani işte AK Parti ile ilişkilerini görüyoruz. Şartlar lehindeyken, işler iyiyken, ekonomi iyiyken hükümetin arkasında duruyor ve en ufak bir ihmalde de hemen karşı ihmali koyuyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi önce bu yeni sosyolojiyle kendi durumunu bir dengeleyecek. İki, bu süreci yönetirken, yani işte İmamoğlu süreci nasıl yönetmek isteyecek? Özgür Özel nasıl yönetmek isteyecek? Alt tizipler buna nasıl karşılık gelecek? Peki. Bence yani şöyle bir siyaset, yeni bir durumla karşı karşıya. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir formasyona ihtiyacı var, yeni siyaset için. AK Parti için de ilginç bir durum ortaya çıktı.
Hani bir takım düşünün, Fenerbahçe, ötekisi Pendik Spor. Her zaman yenersiniz. Şimdi rakip biraz güçlendi, rakip öğrendi. Bence bu rakibin güçlenmesi ve diri olması karşı takımı da bir takım yeni tedbirler ve yeni siyaset üretmeye itecek ki ben bu anlamda Türkiye siyasetinin geleceğinde biraz daha sadece bu ılımlılık, sertlik anlamında değil. Ya kutuplaşmayla alakalı bir cümle. Kılıçdaroğlu her zaman kutuplaşmayı kendi kuruyordu, dilini Erdoğan'ı suçluyordu. Piyasa da epey bunu kabul etti. Belki muhtemelen böyle şeyler daha az olacak. Peki, peki. Ara diyelim. Ara sonrasında yine bu sıcak başlığı görüşmeyi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ara sonrasında devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ağırladı. Siyasette hafta boyunca konuşulan en sıcak gündem buydu. Acaba siyasetin iklimi değişiyor mu, değişmiyor mu meselesini konuşurken bir taraftan da Turgay Hocam, acaba CHP'de siyaset değişiyor mu meselesi de elbette bu görüşmeyle birlikte aslında ortaya bu soru çıktı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Aslında biraz da diğer katılımcılarımız bu konuyu değerlendirdi. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz özellikle kurultay sonrası yapılan tartışmalarda benim en azından yazıp çizdiğim ki önemli ölçüde hem Hüseyin abinin hem de İhsan abinin de katıldığı bu yönde beyanları olduğunu biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde politik anlamda bir değişimden ziyade aktörlerin değiştiği ama Cumhuriyet Halk Partisi klasik çizgisinin devam ettiği ya da devam edebileceğine dair bir izlenim vardı. Şimdi tabii 31 Mart yerel seçimlerinden sonra özellikle sadece Cumhuriyet Halk Partisi başarısıyla değil, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na mesafe geliştirip eleştiri yönelten seçmenin de varlığıyla ve önemli ölçüde ekonomi, enflasyon gibi parametrelerin de etkisiyle seçmenin bir kısmı itiraz, bir kısmı da sandığa gitmemek suretiyle bir refleks ortaya koydu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bence çok iyi algılandı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu doğrudan kendi başarısı olarak görmüyor. Bir alternatif olma iddiasını sürdürmek için 2028'e giden süreçte bu oy oranlarını değerlendiriyor ve halen AK Parti'de olan ya da AK Parti'ye mesafe geliştirip eleştiri yöneltip sandığa gitmeyen seçmenlerle ilgili olarak bir açılım yapıyor aslında. Bu doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin icbar edildiği ya da mecbur olduğu diyeyim. Yani bir zorunluluk yapısal sistem içerisinde. Niye zorunluluk? Cumhuriyet Halk Partisi eğer klasik çizgisinde devam ederse 2028'e bir alternatif olma iddiasından uzaklaşır. Eğer zaten klasik çizgisinde devam eden Cumhuriyet Halk Partisi yürütme anlamında çok ciddi bir alternatif olsaydı bu 2023'teki 14 ya da 28 Mayıs seçimlerindeki sonuçlarında görülürdü. 10 ay gibi kısa bir süre sonrasında böyle bir sonuç çıkıyor oluşu bence Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade daha çok AK Parti ile ilgili bir mesele. Bunu gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi bir siyaset geliştiriyor ve 50+1 dinamiğinin de işleyeceğini hesaba katarak kapsama alanını genişleten bir siyasi yönelime artık sahip. Yani şu Türkiye'deki bütün kitlelere ideolojik olarak yönelmek durumunda olan ve artık klasik doktriner ideolojik parti hüviyetinden sıyrılma gerekliliğini hisseden, bunu yapmadığı ölçüde de merkeze kendisini taşımaktan uzak olacak bir parti olduğunu biliyor. Bu gerçekliği kavradı. Dolayısıyla müzakere metodu üzerinden yapılan tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an yürütmesinde olan aktörlerin önceliği. Ama parti içerisinde özellikle sadece biz Özgür Özel bağlamında tartışmıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle sonradan dahil olup merkez sağ ve milliyetçi aktörlerin varlığıyla da birlikte bu aktörel çoğunluk da kendisini hissettiriyor. Her ne kadar İmamoğlu ve Yavaş gibi isimler 2028 için ön plana çıksa da bence hem Özgür Özel hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir takım aktörlerin de dahil olduğu bir süreç içerisinde bu çoğulculuk görülecek. Dolayısıyla onlar arasındaki mücadele de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi yönelimini belirleyecek. Şöyle düşünelim. Mesela Kılıçdaroğlu evet kurultay sürecinde genel başkanlığı kaybetti ama Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ya da Kılıçdaroğlu gibi düşünen isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde halen siyaset yapıyor ve bunlar azımsanamayacak bir
sayısal çoğunluğa sahip. Bir de meclisteler. Bir de meclisteler. Evet. Yani herhangi bir kritik süreçte bu yönde bir politika izleme noktasında irade beyanında bulunabilirler. Onun için Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Özgür Özel'i hedef alarak aslında müzakere yerine mücadeleyi salık vermesi ve Cumhur İttifakı'na yönelik toptan bir reddiye içerisinde olması bence Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir tartışmayı da gösteriyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in bu tutumunu naif bulup, zayıf bulup eleştiren bazı akademisyenler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada da çok açık bir biçimde görebiliyoruz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasi değişiklik oldu mu, olacak mı sorusunun cevabı Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanların dışındaki güçlü aktörlerin nasıl bir pozisyon belirleyeceği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni anayasa tartışmasında nasıl bir izlek takip edeceği, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadaki bu özellikle milli güvenliği ilgilendiren meselelerde yerli ve milli bir siyaset izleyip izlemeyeceği meselesi bütün bu değişim tartışmalarında da işaret edecek. Bizim halen Cumhuriyet Halk Partisi'ni doktriner anlamda değiştiğini gösterecek ya da onun merkeze yöneldiğini ifade edebilecek ve o ifadelere en azından okuyabileceğimiz bir politik manifesto yok elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay sürecinde genel başkanlık ve kurmay kadrolarında bir değişikliğe gitti. Bunun nasıl olduğu ile ilgili çok uzun tartışmalar yaptık. Siyasetin finansmanı, delege motivasyonu vesaire. Fakat bugün tabii çok bambaşka bir siyasi ekosistem var. O ekosistemin yapısal gerçekliğini iyi anlamış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu bu hakkı teslim edelim. Yani bu anlaşıldığı için rasyonel bir politika izleniyor ve çatışma yerine daha çok böyle rehabilite edici bir müzakere ortamı üzerinden ilerleniyor. Bu yapılmadığı sürece zaten bir partinin Türkiye'de yürütmeye talip olup hem parlamentoda hem de cumhurbaşkanlığında seçim kazanabilmesi çok da mümkün değil. Yani bu sadece 50+1 ile ilgili değil. 50+1'i belli ölçüde revize etsen bile yine o geniş kitlelere ulaşma ve onları kazanma gibi bir önceliğiniz olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu öncelikle hareket edecektir kuşkusuz. Ama içerideki çatışmalar, aktörel yoğunluk ki ben mesela o aktörler arasındaki mücadelede Özgür Özel'in mesela şey magazinel bir biçimde tartışılıyor. İşte bazı şekli değişiklikler yaptığı üzerinden. Sadece şekli değil, informal anlamda da bir değişikliğe gittiğine dair göstergeler var. Bunları belki yakın orta vadede biraz daha somut bağlamlar oluştuğunda tartışabiliriz. Ama dediğim gibi yani benim esas somut göstergeler ortaya çıktığında nasıl reaksiyon ve refleks gösterildiğini takip edebilmemiz için yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün o saydığım aktörlerin bir pozisyon alması gerekiyor. Mesela çok kritik 14 Mayıs'a kadar ya da kısa bir süre sonrasına kadar Ekrem İmamoğlu'nun ki Mansur Yavaş henüz zaten iç politikaya da dış politikaya da ilişkin herhangi bir şey söylemiyor ama muhtemeldir ki birkaç yıl içerisinde belki daha kısa bir süre içerisinde o aktörler arasındaki çatışma daha belirgin hale geldiğince her birinin hem iç hem de dış politika ile ilgili ne düşündüğünü sadece biz merak etmeyeceğiz. Kendileri de söylemek mecburiyetinde olacak. Onun için İmamoğlu'nun CNN International'la verdiği demeçte Hamas'la ilgili ifadeleri bugüne kadar İmamoğlu perspektifinde tanık olmadığımız bir şeydi. Bu ve benzeri somut göstergeler siyasetin analizini kolaylaştıracak. Evet, zaman bir turnusol kağıdı olacak söylemlerle birlikte aslında. Şimdi Hüseyin Bey bir taraftan da bu görüşmenin neden önemli olduğunu konuşuyor. Çünkü anayasa tartışmaları da Türkiye'nin gündeminde. Hani bu yamalı bohçaya dönmüş eleştirilen anayasa, darbe anayasasının artık değişmesi noktasında herkes hemfikir. Dolayısıyla ılımlı atmosfer bu süreci kolaylaştıracak mı diye akıllarda soru işareti oluşmaya başladı. Duman Kurtulmuş'un da partileri turladığını görüyoruz. Meclis Başkanı'nı nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye artık bu önümüzdeki 4 yıllık zaman diliminde meclisin bu adımı atması noktasına daha yakın mı yoksa yine benzer süreçleri mi göreceğiz? Türkiye son noktada bu anayasayı yapabilecek mi? Tabii bunu, bir anayasa metni için, anayasa için bunu söylemek henüz çok çok erken. Nihayetinde sadece liderler değil, sadece bir parti, iki parti değil. Mecliste uzun bir aradan sonra
yaklaşık işte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM, Saadet olmak üzere 6 tane grup var. Uzun bir aradan sonra mecliste grup sayısı, parti sayısı oldukça fazla olan bir dönem. Yani bu açıdan baktığımız zaman anayasa için çok erken bir dönem ya da işte hani anayasa yapılabilir mi sorusuna cevap vermek için çok erken bir dönem. Yani bu şey devam eder. Türkiye'de işler iyiye gider. İşte yeniden bir kutuplaşmanın eşiğine gelinmezse belki biraz daha konuşulabilir. Çünkü 2011-12 yıllarında bu çok konuşuldu, ilerleme sağlandı, komisyon kuruldu ama bir netice elde edilemedi. Maalesef Türkiye'nin anayasa değişikliği konusunda uzlaşı için bir takım böyle çok zor koşullar, zor dönemler de bu başarılabildi. Çok temel ihtiyaçlardı ama Türkiye'nin bu anayasadan kurtulması lazım. Yani içerik itibariyle bir sürü gerekçe sayabiliriz. Ama hepimiz temelde söylediğimiz ne? Anayasamızın adı ne? 82 Anayasası. Yani bir kere adı korkunç yani. 82 Anayasası. Ne oldu? 80'de darbe oldu. Orhan 80. Aldı kaçtı mı? Evet. Anayasa hukukçusu. Şimdi dolayısıyla adı 82 Anayasası. İçeriğinde ne yazarsa yazsın. İşte bu zamana kadar onlarca değişiklik yapıldı. Önemli konularda değişikliğe gidildi. Vesayetin izleri silindi. İşte antidemokratik maddelerine yönelik bir törpüleme geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişti. Birçok şey değişti. Ne yaparsanız yapın. Adı 82 Anayasası. Bu açıdan baktığımız zaman sadece adı için bile bu değişiklik şart. Ne yazık ki 1921 ve 24 anayasaları dışındaki anayasalarımızın maalesef darbe anayasası, silah zoruyla yapılan anayasa, bir zümrenin anayasası olmuştur. Bu da 100 yıllık bir devletin işte 1947'de çok partili hayata geçtiğimizi düşünürsek işte neredeyse 80 yıla dayalı çok partili hayatın olduğu bir ülkede darbe anayasasının hala var olması çok, çok ciddi bir problem. Bunun aşılması için yani geçmişte çeşitli mutabakatlar oldu. İşte bu mutabakatlar neticesinde kimi zaman değişiklikler oldu, kimi zaman o talepler kadük kaldı. Umarız bu siyasetteki bu bahar havası devam ederse 2025'ten sonra hani bir değişiklik neden olmasın. Ve bu değişiklikle de Türkiye gerçekten ikinci yüzyılına sivil bir anayasayla başlamış olur. Ve bu da Türk siyaseti için çok büyük bir başarı olur. Bunu başaranlar Türk siyaset tarihine geçer. Mesela öyle bakmak lazım. Yani bir de işte yani dayatmaya gerek yok. Anayasa dediğimiz şey zaten herkesin üzerinde mutabık olacağı, herkesin içine sineceği bir hukuk düzeni olması gerekir. Yani bu da ancak uzlaşıyla ve herkesin rıza göstereceği bir şekilde olması gerekir. Bu meclis bunu başarabilir mi? Başarabilir. Çünkü mecliste çokça hukukçumuz var. Siyasi partiler uzun zamandır hep anayasa vaadiyle halkın karşısına çıktılar. Turgay Hocam hatırlattığı gibi MHP'nin bir metni var zaten. Evet. AK Parti'nin
birden çok metni var. 2011'de kurulan komisyonlarda partiler arasında ki uzlaşı neticesinde ortaya çıkan hani bir bütün olmasa da 60 maddelik bir metin var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de uzun zaman anayasayı tartıştığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir metin oluşturulması şu an var mı bilmiyorum ama bir metin oluşturmak durumunda bunu çok hızlı bir şekilde yapabilir. Hani herkes metnini mi ortaya koysun yoksa 2011'deki gibi madde madde mi gidilsin? Bunlar tabii işin usul boyutu ama ortaya çıkacak metin ve mutabakat Türkiye'nin ikinci yüzyılı için çok büyük bir başarı olur diye düşünüyorum. Peki. İhsan Bey şunu sormak isterim. Şimdi bu anayasa tartışmalarını hep konuşuyoruz ama sizce Türkiye'nin bu mevcut anayasasında değişikliğe gidilmesi gerektiği net bir şekilde ortada. Nasıl bir anayasa ihtiyacımız var? Şimdi aslında böyle birkaç açıdan bakabiliriz. Birincisi aslında 12 Eylül Anayasası'ndan önce 60 ihtilalinde ortaya çıkan anayasanın özelliği şuydu. Bu çoğu zaman toplum tarafından gözden kaçıyor. Her ne kadar bizim solcular çoğu zaman meselenin künhüne vakıf olmadıkları için 60 anayasasını ve 60 ihtilalini en özgürlükçü, işte Türkiye'ye özgürlüğü getiren anayasa olarak tarif ederler. Fakat 60 anayasasının özü şuydu. İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş ülkeler vardı. Japonya, Almanya, İtalya. Bunlar işte karşı saftaydılar ve savaştılar Almanya'nın yanında. Ve bunlara bir anayasal çerçeve çalışıldı. Anayasal çerçevede de işin özü şuydu. Devlet, yani o ülke, anayasa eliyle ve inşa edilen askeri vesayet ve bürokratik vesayetle beraber aslında doğrudan bir yönüyle de NATO konseptine bağlanmış oluyordu. Yani 60 ihtilal. Bir tasfiye süreci de var. Yani tasfiye süreci şu, siyaset orada tasfiye edildi. Yani evet. Siyaset sahnenin önünde bir piyes oynanıyor ama arkada işte senaryoyu yazan kim rolü yapıyor. Hatta şöyle diyorlardı, yani Türkiye'de ekonomiyle alakalı görüşmeye gelenler OYAK'la görüşüp gidiyorlardı. Yani arkada askerler aslında ülkeyi bir türlü idare ediyordu. Bir yönüyle bu işte ta şeye gelinceye kadar, 28 Şubat sürecine gelinceye kadar da aslında bu vesayet kendini hissettirmeden zaman zaman ihtilallerle, zaman zaman ihtilalsiz devleti yönetti. 28 Şubat sürecinde o Özal'dan kalma, işte demokratik ortam, tartışmalar, şu bu falan filan bir bakıma perdenin düşmesine neden oldu. İşte AK Parti de ancak 2015-2016'da vesayetin ikinci sürümüne yaparak, yani ikinci sürümü ihtilale kalkışınca vesayetin birinci sürümüyle ikinci sürümün arasında kavga vardı ve ikinci sürümü de tasfiye ederek bir yönüyle vesayeti bitirmiş oldu. Şimdi aslında her teşkilatın bir yasası vardır. Şirketlerin, kurumların, bakanlıkların, şunların, bunların. Ya bir yönüyle bu şey eskidi, yani teşkilat yasası Türkiye'nin anayasadır. Yani devlet olarak baktığınız zaman muhtemeldir ki şu an yukarıdan aşağıya kamudaki bazı sorunlar, vatandaş-devlet ilişkileri, siyasi partiler yasasından siyasetin finansmanına kadar birçok sancılı konunun da sebebinin yukarıdan aşağıya bir sistematik anayasa ve hukuk sisteminin kurulamasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Türkiye altyapı yatırımlar birçok alanda önemli mesafeler kat etti. Ben geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak'ta İslamcılık, Milliyetçilik ve Tam Bağımsızlık yazısı yazarken ya acaba biz işte ekonomiyi biraz daha batı yanlısı olunca mı teşekkül ettireceğiz, güçleneceğiz yoksa işte bir bölgesel güç olup biraz daha doğuyla ilişkilerde mi? Orada bir cümleye atıf yaptım. Dedim ki aslında Türkiye'de anayasadan başlayarak bir hukuk sistemi, hukuk toplumu oluşturduğumuzda rızaya dayalı bir güven ortamı oluştuğunda, yani şöyle düşünün, bir yerli iş adamı, sermayesi var, parası var, önünde iki yol var. Ülkesine yatırım yapılıp ülkesinin kalkınmasını besleyecek yoksa şunu mu düşünecek? Ya acaba paramı İsviçre'ye kaçırsam daha güvende olurum ama şu oligarklar şunu gösterdi ki İsviçre'ye kaçan paralar da güvende değil, hele Avrupa'ya giden paralar. Şimdi rıza toplumu şöyledir, herkesin gönül rızasıyla, vatandaşlık bilinciyle ülkesine bağlı olduğu ve bir olayla, bir sorunla karşı karşıya kaldığı zaman da bir kara delikle karşılaşmayacağı, tarif edilmiş hukuk sistemiyle karşı karşıya kalacağı. Şimdi buradan örnek verelim. Şimdi rivayet ediliyor ki
İşte İmamoğlu İstanbul seçimlerinde ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegelerin satın almasından kampanyaya kadar 100 milyar para harcadı. AK Partililerden de şey açıktan para harcayan vardır. Peki bunun kaynağı ne? Bu milletin vergisi şu bu falan. O zaman demek ki biz yani şöyle düşünelim. Almanya ölçeğinde bir hukuk sistemi kurduğumuzda aslında siyasilerin bu yetenekleri bugün akşamdan yarına körelmiş olacak. Bir becerileri kalmayacak. Ben şunu düşünüyorum. Türkiye aslında çok önemli reformlar yaptı. Çok önemli altyapı kurdu. Anayasanın bence şeyin yani Türkiye'de hukuk toplumuna geçişin anayasayla sınırlı olmaması lazım. Anayasa halledilecek yani yeni bir rızaya dayalı toplumsal bütünlüğe dayalı bir anayasa teşekkül edecek. Sonra siyasi partiler yasasında hukuk sistemini tepeden tırnağa yani bu reform süreçlerinin devam etmesi lazım. Ben artık reformların kaba reformlar serisini Türkiye'nin tamamladığını düşünüyorum. Anayasa, hukuk sistemi, rıza toplumuna geçiş ve güven toplumu konusunda önümüzde bizim örnek alacağımız kurumsallaşması tamamlamış. Elbette ki bizim tarihimiz, geleneklerimiz, kendi köklerimiz, kültürümüz, hukuk sistemimiz önemli. Ama işte Almanya, İngiltere bize çok uymamakla beraber Amerika, zımmen Fransa devletleşme sürecini tamamlamış ve en azından biraz kaba da olsa, katı da olsa mekanizması doğru işleyen ülkeler. Ha, o zaman demek ki biraz dinamikliğimizi kaybedebiliriz biraz bu aşırı derecede kurumsal bir devlet aşamasına geçtiğimizde ama bir devrim sürecini tırmandırdık, bir yere kadar getirdik. Anayasadan hukuk sistemine ve bireysel ilişkilere kadar. Yani dikkat ederseniz biz Kent üzerine bir tartışma yaparken o zaman bir ifade kullanmıştım. Vatandaş geldi, ona yol gösteren yoktu. Gitti işte tapulu arazi ya da devlet arazilerine gecekondu yaptı. Bir hukuksuzluk ortaya çıkardı. Devlet de bir karşı hukuksuzluk oluşturdu ve bu iki hukuksuzluk birbirinden beslenerek uzun yıllar devam etti. Şimdi geldiğimiz noktada insanlar artık hukuk, güven arıyorlar. Bu iktidarı da aşan bir şeydir. Mesela şöyle düşünün, diyelim ki bugün AK Parti iktidarda 22. yılında. Acaba alternatif olduğunu düşünen partinin amaçlarında neler var? Ya daha hukuka dayalı, daha anayasal, daha rıza toplumu oluşmuş, işte herkesin hakkına, hukukuna uyduğu bir şey mi öneriyor? Yoksa işte hükümetin ufak tefek sorunları var, ben bu sorumluluğu alanı 10 katına çıkaracağım, bunu mu düşünüyor? İşte burada ben bu anayasa meselesinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Belki de AK Parti'nin siyaseten gelip durduğu yerde burası. Bir yani kendisi bu toplumun önüne bir hedef koydu. Hedeflerin %90'ını gerçekleştirdi. Belki de AK Parti oturup önüne ikinci 20 yılın hedeflerini yazdığı zaman bir hukuk toplumuna geçişi birinci madde olarak belirlemeli ve diğer alt şeyleri de belki de alt reformları da bu çerçevede şekillendirmeli diye düşünüyorum. Eğer böyle bir vizyon koyup AK Parti işletmeye başlarsa ben tekrar Türkiye'de siyaset üretiminin başlayacağını, tekrar müzakere süreçlerinin başlayacağını, radikal bir şekilde AK Parti böyle bir yönelişe girdiği zaman bugüne kadar olduğu gibi diğer siyasi partileri de arkasından sürükleyebilir diye düşünüyorum. Önemli bir müktesebat oluştu, önemli bir birikim oluştu. Bu Roma İmparatorluğu'nun Kartaca yıkılacak sözü vardır ya. Peki diyor Kartaca yıkıldı, ne yapacağız? O zaman taşlarını alıp başka yere taşıyacağız yani. Hepten kazacağız. Dolayısıyla bu Kartaca yıkılacak iddiasını sürdürüp reformları daha çok hukuk ve rıza toplumu alanına kaydırmak lazım geldiğini düşünüyorum. Peki Turgay Hocam, şimdi bu anayasa değişikliği meselesini her konuştuğumuzda Türkiye'de temel meselenin aslında demokratikleşme ve hani daha şeffaf bir toplum yapısını oluşturma. Daha bir de Kürt meselemiz var, onu ıskalamayalım. Yani evet, o da toplumsal konsensüs meselesinde önemli bir nokta. Şimdi bunu sağlayabilecek miyiz? Türkiye'de birçok farklı fay hatları var. Türkiye buna hazır mı sizce? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi anayasalar temel metinler olduğu için aslında o temel metinlerin ruhunu oluşturan geniş bir konsensusa da ihtiyaç var. Mesela yine Hüseyin abi atıf yaptığı 1961 ile 82 anayasası darbe koşullarında mümkün olduğu için bu anayasaların özellikle 82'ye tabi olduğumuz ve her ne kadar muhtelif dönemlerde bu anayasada ciddi değişiklikler olsa da şeklen bir darbe anayasası olması bile değişikliği mecburi kılan bir şey.
içeriklerle ilgili, temel hak ve özgürlüklerle ilgili ya da sistemin revizyonu ile ilgili tartışmalar bir yana. Daha geriye gittiğimizde mesela 1961 ile ilgili anayasaya baktığımızda özellikle darbe sonrasında kurucu meclisin burada oynadığı fonksiyon yine Cumhuriyet Halk Partisi eliyle darbe koşullarında bir anayasa metninin halk iradesine galebe çalmasının nasıl mümkün hale getirildiğini gösterir. Yani 61 ve sonrasında kurulan anayasa ve yasalarla ihdas edilen kurumlar mantığına baktığımızda vesayetçi parlamenterizm olarak karşımıza çıkan bir yapıyla Türkiye'nin uzunca süre mücadele ettiğini, hatta 2002'den bu yana AK Parti iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli meselelerden bir tanesi olarak gördüğü o bürokratik mekanizmayı, demokrasi önündeki o işleyişi bir ölçüde ortadan kaldırmak. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde bu anayasa tartışmalarının 2010-2011'deki yoğun tartışıldığı günlerde Türkiye Günlüğü'nde bu yeni anayasa tartışmaları ile ilgili bir dizi makale, ki yeni anayasaya sadece ayrılmış özel bir sayı. Orada İsmail Küçük Kılınç'ın iki tane makalesi var. Özellikle bu 1961 anayasası ile ilgili bir analizi var bu vesayetçi parlamenterizm üzerinden. Şunu ifade ediyor: kurucu meclis darbe sonrası koşullarda 272 üyeden oluşuyor. Bunun 222 tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Şimdi bizim anayasa dediğimiz metin aslında az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin geniş kitlelerinin temel dinamiğini, ruhunu, beklentilerini, taleplerini yansıtmalı. 1961 ve sonrası aslında Demokrat Parti'de görüldüğü gibi halkın iktidarı alabilme ya da ele geçirebilme imkanının görülmesi ve halk iktidarı aldığında nasıl engellenebileceğine ilişkin bir kurumsal mekanizma iddiasıdır. Onun için bürokratik vesayet dediğimiz hikaye AK Parti'nin en çatışmalı hikayelerinden biridir. Onunla mücadele, onunla ilgili rehabilitasyon çabası. Şimdi 1924 Anayasası da kısmen, evet, darbe koşullarında değil ama birinci meclisteki iki grubun, özellikle ikinci grubun ikinci mecliste yer almıyor oluşu çoğulculuk anlamında da tartışmalar başlatmıştır ki tek parti iktidarının yarattığı o kırılganlıklar bugüne kadar birçok tartışmayı da hala gündemde tutuyor. Şimdi tabii bazen de şöyle bir mesele ortaya koyuluyor. Bir dolayısıyla hocam bir parantez açalım. Sizin söylediğiniz şu gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. Bugüne kadar yapılan anayasalarda tam bir konsensus sağlanamadı. Dolayısıyla hani yeni yüzyıldaysak buna bir artık mecburiyet de var. Yoksa evet, zorlayıcı şartlarda oluşturulduğunda bir kabul görüyor. 82 Anayasası'nda olduğu gibi ama vicdanlarda kabul görüyormuş da tartışma konusu. İşte onun için tam oraya geleceğim. Not aldığım meselelerden bir tanesi, anayasa kapsayıcı bir modelle inşa edilemez ve o geniş kitleler kendisini o model içerisinde temsil edilir bulamazsa meşruiyet açısından da ciddi problemler ortaya çıkıyor. Onun için 2011'lerdeki bu anayasa değişikliği tartışmalarında 60'ın üzerinde maddede mutabık kalınmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin o görüşmelerden geri çekilmesi, sivil anayasa konusunda herhangi bir biçimde 1982 Anayasası'nın tamamen tadili gündeme geldiğinde yeni bir anayasa yapabilir miyiz tartışmalarına soru işareti koyduran, çeşitli soru işaretlerini uyandıran bir bağlamı da ortaya çıkartıyor. Onun için yani kapsayıcılıktan kastımız o geniş kitlelerin her birinin kendisini orada hissetmesi, temel hak ve özgürlükler açısından belli mesafelerin kat edilmesi. Ya bugün mesela sadece anayasayla ilgili değil, avukat arkadaşlarımızla ya da hukuk bürokrasisi içerisindeki birçok ismin ifade ettiği eleştirilerden biri şu: iş yükü anlamında adliyelerin işlevini kaybetmesi. Özellikle son dönemde bu ev sahibi, kiracı ya da bazı konularda çok ciddi iş yükleri sebebiyle dava sürelerinin sonuçlanma makasının çok açık olması. Bu anlamda geniş halk kitlelerinde adalete ilişkin o beklenti ve soru işaretlerini de arttırıyor. Geciken adalet, adalet değildir diye bir söylem gelişti bu sebeple zaten. Yani onun çok için, uzayan davalar. Onun için teknik yanı, şekli yanı, içerik yanı bir yana, burada o geniş konsensus nasıl sağlanacak, sağlanabilecek mi daha doğrusu? Hı hı. Esas temel mesele o. Onun için programın başından bu yana benim ifade etmeye çalıştığım şey, bu gibi kritik meseleler gündeme geldiğinde nasıl pozisyon alınacağı.
tabii son vurgunuz da önemli. O anayasa metnini yazmanın yanı sıra aynı zamanda işlemesini sağlayacak altyapıyı da güçlendirmek lazım. Şimdi özellikle ceza sistemine baktığımızda caydırıcılıktan uzak olması ile ilgili hep bir tartışma yürütüyoruz. Bu beraberinde yeni yatırımlar anlamına da geliyor. Elbette hukuk sisteminin güçlendirilmesi için de altyapı yatırımları sadece metni yazmak değil, aslında çok kapsamlı, geniş bir vizyon gerektiriyor. Geçelim bir diğer önemli başlığa. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta boyunca devam eden gösteriler vardı. Her geçen hafta dozunun arttığına şahit oluyoruz. Özellikle seçkin üniversitelerde ciddi anlamda Gazze'ye destek gösterileri, Filistin'e destek gösterileri artarak devam ediyor. İsrail'de bundan bir hayli rahatsız. Hüseyin Bey, nasıl değerlendirirsiniz? Kasım ayında seçim var ve demokratik taban Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut demokrat başkanının tutumunu eleştiriyor ve kampüslerde Filistin'i destekleyen gösteriler var. İsrail lobisi de bundan ciddi anlamda rahatsız. Nasıl yorumlarsınız bu süreci? Katlanarak devam ettiğini görüyoruz. Tabii dünyanın her yerinde sosyoloji değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri de. Bu arada başka ülkelere de sıçradı bu hafta. Venezuela ve diğer ülkelerle ilgili haberleri de paylaşmıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir durum söz konusu. Bu birincisi. İkincisi tabii muhtelif zamanlarda insanlık vicdanı böylesine harekete geçtiği durumlar oldu. İşte Vietnam Savaşı'nda, işte farklı dönemlerde, işte Amerika'da ırkçılığın işte ileri safhada olduğu dönemlerde. Dolayısıyla insanlık vicdanı bu kez daha önce alışa geldiğimiz durumdan biraz daha fazla bir derecede harekete geçti. Özellikle üniversiteler bu yönüyle kıymetli, önemli. Çünkü üniversiteler daha özgür düşüncenin, daha genç ve geleceğe bakış açısı, bilimsel işte özgürlüğün olduğu alanlarda İsrail'in katliamlarına yönelik böyle büyük bir direnişin ortaya çıkması şüphesiz önemli. Tabii kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, sosyal medya, dijitalleşme, bütün bunların da şüphesiz önemi var. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri ki genel açıdan baktığımız zaman belki TikTok'un kapatılması gereken bir mecra olduğu konusunda birçok kişi hemfikir olabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin TikTok'u kapatma isteğiyle bizim içeriklerini yanlış bulma düşüncemiz arasında ciddi bir fark var. Bu da aynı şekilde Gazze katliamının işte herkese ulaşması, herkesin görebilmesi açısından bir platform olduğu için. Ve bugün işte televizyonlarda izlerken Amerika'dan bağlanan bazı işte gazeteciler, yorumcuların şöyle bir ifadesine denk geldim. Bu çok kıymetli. İşte Amerika Birleşik Devletleri halkı, işte Orta Amerika'daki halk ya da orta düzeydeki halk, Amerika'nın İsrail'in bu kadar hegemonyasında olduğunun farkında değildi. Bu süreç onu gösterdi ki aslında Amerika İsrail'in mandasındaymış, yani İsrail tarafından yönetiliyormuş. Hem bazı eğitim kurumlarında ortaya çıkan, hem işte temsilciler meclisinde, senatosunda ortaya çıkan, işte bazı işte bakanlıklarında, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı başta olmak üzere orada ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman Amerika İsrail'e bayağı mahkum derecedeymiş. Bu da farklı bir sosyolojiyi tetikleyeceğini düşünüyorum Amerika açısından. İsrail rahatsız. Çünkü İsrail bir çıkmazda. Ve bu çıkmaz İsrail'i her geçen gün dünya milletlerinin gözünde daha da aşağı çekiyor. İsrail'in bu savaştan fiziki olarak galip çıkıp çıkmamasının, işte Hamas'ı yenip yenmemesinin, Gazze'yi yerle bir edip etmemesinin, hatta Gazze'yi
insansızlaştırıp insansızlaştıramamasının da hiçbir önemi yok. İsrail şu anda her geçen gün kaybetmeye mahkum olan bir devlet haline geldi. Çünkü İsrail'i koruyan, İsrail'i himaye eden bir el vardı. İşte onun adına antisemitizm eli diyebiliriz. İşte İsrail'e bir şey söylendiği zaman antisemitizmle yaftalanıp söz söyleyemez haldeydiniz. İsrail'i koruyan işte dünyanın insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü savunucuları gibi görünen Batı, Amerika başta olmak üzere Batılılar vardı. Bütün bunlar artık yerle yeksan olmuş. Bugün İsrail'e söylenemeyecek hiçbir söz kalmamıştır ve söylenmeyen de hiçbir söz kalmamıştır. Artık İsrail'i koruyabilen hiçbir sihirli el yok. Ve bunu İsrail görüyor artık. Yani İsrail'deki işte bazı öngörülü insanlar bunu görüyor yani. Dolayısıyla bundan endişe ediyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bu tablo ki dünyanın başka ülkelerine de özellikle Batı ülkelerine de işte sıçrayan bir tabloya baktığımız zaman bugün bu durum yarın İsrail'in her halükarda aleyhine olacak. Yani İsrail Batı başkentlerinde çok daha farklı algılanacak. Bugün işte Gazze için, Filistin için ya da İsrail'in katliamları nedeniyle işte meydanlara inen, üniversite bahçelerinde kamplar kuran ve çoğunun Yahudi ve Hristiyan olması da fevkalade önemli. Bu gençler yarın o ülkeleri yönetecek. Yarın o ülkelerin işte meclislerinde olacak. Yarın o ülkelerin bakanlıklarında, bürokrasilerinde, iş dünyalarında, STK'larında görev alacak ve bu katliamı hiçbir zaman unutmayacaklar ve bunun sorumlularına ilişkin her zaman hesap sorma arzusu içerisinde olacak. İsrail bunu gördüğü için çok rahatsız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin işte konuşulan bir yasa tasarısı var malum. Bir sürü şey var işte yani Filistin bayrağı açmak, işte İsrail'in soykırım yaptığını söylemek, İsrail'i eleştirmek. Böyle bir sürü sıralamışlar madde madde. Ama benim için en komik olan ve hani komik derken gülünecek anlamında komik değil. Yani ABD açısından rezalet bir durum. Efendim Hazreti İsa'yı Yahudilerin öldürdüğünü söyleyemeyeceksin yani. bu suç yani. Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürdü denmeyecek yani. Garip bir durumdayız yani. Bir teolojik terörle karşı karşıya. İfade hürriyetinin suçu nasıl olacak? Mesela diyorlar yani bir ifade hürriyeti var ve şiddete evrilmedikçe suç olmuyor. İsrail hariç istediğinizi ifade edebilirsiniz. İsrail'i kapsayan, İsrail'i ilgilendiren hele hele aleyhte herhangi bir ifade hani bizim anayasamızda var ya değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Dolayısıyla İsrail bu ifade özgürlüğü kapsamı dışında yani. İstediğinizi ifade edebilirsiniz ama İsrail'i ilgilendiren konu hariç. Şimdi Hazreti İsa'yı Yahudilerin öldürdüğünü söylemek de suç sayılacak. Tarihi bir gerçekliği şimdi, söyleyemeyeceksiniz. Şimdi tarihi gerçekliği vesaire bütün bunları geçtik. Buna ilk tepki evanjelikler göstermiş. Amerika'da evanjelikler buna tepki göstermişler. Yani ilginç. Niye? Çünkü aslında başından beri bu bir teolojik terördür ya da işte teolojik bir sapkınlıktır.
dediğimiz zaman bunun bir tarafında da evanjelikler var. Evanjelikler Yahudileri çok sevdiği için böyle aşırı destek vermiyorlar. Evanjeliklere göre Yahudiler ne kadar çok Müslüman öldürürse ya da işte Müslümanlarla Yahudiler arasında ne kadar büyük kavga olursa bekledikleri İsa Mesih gelecek. Dolayısıyla sürekli İsrail'li Yahudileri, Siyonist Yahudileri gaza getiriyorlar ve bunlar rahatsız olmuşlar işte yani nasıl yani. Şimdi tabii Kudüs'e gidenler bilir. Malum Kudüs'te işte Diriliş Kilisesi var hemen Mescid-i Aksa'ya yakın bir yerde. Oradaki işte bütün semboller, işte oradaki bütün kendi açılarından ibadet usulleri vesaire hepsi Amerika'da yasaklanan şeyi anlatır. İşte orada Hazreti İsa'nın öldürüldüğü yerde kendini çarmıha gerdirmek gibi ya da işte çarmıha gerilmiş gibi yatanlar, uzananlar, Diriliş Kilisesi'ndeki o ritüellere baktığımız zaman şimdi çok merak ediyorum. Eğer bu yasa geçerse Amerika Birleşik Devletleri'nde işte senatoya sunulacak. Mesela bu Kudüs'teki Diriliş Kilisesi ne olacak yani? Oradaki ritüeller de bir takım kısıtlamalar gelecek mi? İsrail Amerika'daki bu yasadan cesaret alarak yani çarmıh bütün Hristiyanların temel sembolü yani. Onu ortadan kalktığınız zaman Hristiyanlık kalkar. Bu kadar yani çarmıh dediğiniz. Bu kadar evet yani bu kadar ileri bir noktaya geldi. Belki haçın yasaklanması da önümüzdeki. Haç neyi ifade ediyor? Hazreti İsa'nın işte çarmıha geriliş şekli. Dolayısıyla Hazreti İsa'yı çarmıha Müslümanların gelmiş olması mümkün değil şey olarak tarih itibariyle. Bu bakımdan Amerika'da gelinen durumu aslında çok iyi ifade eden bir durum. Yani Allah insanlığın yardımcısı olsun. Peki, peki. Şimdi İhsan Bey, şimdi de konuştuğumuz bir konuda hani Gazze'de ne olacak, ne bitecek diye konuşuyoruz ama Batı'da da bir tepki var ve siz az önce cümle arasında vurguladığınız temelde mesele şu. Batı yüzyıllara dayanan bir birikim yaptığını savunuyor ve özellikle temel değerler noktasında, insan hakları ve demokrasi noktasında ama tüm dünyanın göz önünde çok büyük bir mezalim var ve canlı olarak tüm dünya izliyor. Ve Batı bu temel değerlerini, yüzyıllardır biriktirmiş olduğu temel değerleri ayaklar altına aldırıyor. Evet, iktidarların belki zorunlulukları var ama toplumsal temelde de bir kırılma oluşmaya başladı. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Batı'nın değerleri noktasında ya ciddi çelişkili bir durum söz konusu. Öncelikli olarak ya Batı'nın inşa ettiği sistemi şeyden yani modernizmden, teknoloji gelişiminden biraz kolonyalizme yani sömürgeciliğe kadar bir yere götürmek lazım. Batı aslında iki dünya inşa etti. Bir, kendi toplumlarının refahı, demokrasisi, onların işleyişi. Bir de o demokrasinin kirli yüzünü inşa etti ve bir yönüyle de bugüne kadar ekonomik güçle, teknoloji güçle, o tekelleriyle beraber, Wallerstein'in zikrettiği tekeller vardı. İşte maden tekeli, teknoloji tekeli, medya tekeli, finans tekeli gibi, yönetim gibi tekellerle bu kanlı yüzünü her zaman gizlemeyi başardı. Aslında bir türlü şöyle düşünün. Fransa'nın sömürgesi olan Afrika ülkelere bakın, Belçika'nın sömürgesi olan ülke, Almanya'nın sömürgesi olan ülkelere bakın ya da İngiltere'nin uzak doğudaki 100 yıllık tarihine bakın. Aslında geride milyonlarca insanın kanı, değersizliği var. Bir bakıma şeyde, Batı'da yani Hristiyanlığın tarif edilmesi aslında bir türlü yani 2000 yıldır Batılı toplumların da bir türlü rahat edememesinin zeminini oluşturuyor. Şimdi Orta Çağ'a bakın işte Batılı'da yani şey Engizisyon ve Papalık o kadar saçma sapan, o kadar iğrenç metotlarla insanları baskı altında tuttu ki ve din adına işte oradan Protestanlık ve bir yönüyle de Amerikan Hürriyeti doğdu. Yani oradan kaçanlar daha çok şeye yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler İngiltere'nin teşvikiyle bir entelektüel özgürlükçüler, diğer taraftan da o Batı'nın hem ekonomik olarak hem o işte Engizisyon kıskacında olan insanlar oraya gittiler. Bir işte koşun işte sahillerde yetim kalanlar
şeyde öksüz kalanlar koşun Amerika'ya koşun diye şey var o heykelin önünde. Şimdi gelinen noktada o şeyde bir yani Orta Çağ'da Engizisyon kıskacında olan Batı kendiliğinden işte aradan bir 200-300 yıl geçtiğinde bugün tepeden tırnağa bir Siyonizm kuşatması altına girmiş. Bu bilinçli miydi, ortak çalışma mıydı yoksa Yahudiler bunu ilmek ilmek mi işlediler bütün toplumlara teslim almakta. Fakat şu ortaya çıktı. Gazze Savaşı başladığında ben diyordum ki dünya o kadar böyle değersizlik çukuruna yuvarlanıyordu ki yani şöyle düşünün. Sabahleyin kalkan bir Amerikalı'nın eğer çok katı Hristiyan değilse, kiliseye gitmiyorsa ne için çabalayacak? İşte Elon Musk şöyle yaptı, 100 milyon kazandı, öteki işte şunu kazandı. Yani dünya aslında giderek böyle materyalist, maddiyatçı ve şey için, haz için yaşayan bir topluluğa dönüştü. Ve insanlık da her zaman bir değer kümesi arar yani. İşte yaratılıştan kaynaklı değer kümesi arar. Hiç kimsenin aklına gelmezdi ki Gazze'de işte 2 milyonluk hapishaneye doldurmuş insanların üzerine yağdırılan bombalar. Orada ölen çocuklar. Yani öyle zannediyorum ki o çocukların ahı tuttu o masum insanların. Dünyanın dört bir etrafında bir değer, adalet arayışı ve kümelenmenin filizleneceği kimsenin aklına gelmezdi. Batı'ya şöyle bakmak lazım. Bir, Batılılar devlet olarak bütün o hainliklerini, alçaklıklarını, sömürgeciliklerini ve kan emici doktrinlerini devam ettirseler de kendi halklarını iyi insan olarak terbiye etmiş bir tarafları var. O da şöyle olacak. Bu insan çalışacak, vergisini verecek, hukuk sistemine uyacak ki sistemleri aksamasın. Onun için mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gidin, ortalama bir vatandaşla görüştüğünüz zaman valla ne böyle bir Avrupalı kadar uyanık ne kurnaz, saf kendi işini yapan, vergisini ödeyen bir adam görürsün. Ama devlete işi döndürdüğünüz zaman orada Siyonizm'den işte kapitalizmi kuşatmaya kadar bin bir türlü şey görürsünüz. Gelinen noktada 1970'lerde dünyada sağ sol meseleleri Batı'da Filistin üzerinden tartışılırdı. Batı üniversitelerinde. Evet. Tekrar aslında o 1970'lerde olduğu gibi değer tarafta, adalet tarafında olanlarla Siyonizm tarafında olanlar ya da o sömürgeci tarafta olanlar yüz yüze geldiler ve ABD için çok özel bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde sokaktaki insanlar aptallaştırılmıştır. Çalışacak, vergisini yiyecek, hamburger yiyecek. Çok da dikkat edin zaten dünya meseleleriyle ilgili bir halkta değil yani. Bir mesela Türkiye ile ilgili bir araştırma yapacaksanız özel insanlar arayıp bulmalısınız ki o araştırmadan sonuç alasınız. Amerikan futbolu oynarlar, dünya ile ilgili olmaz. Fakat elitlerini, o devlet mekanizması yürütecek elitlerini olağanüstü derecede yüksek kültüre sahip, teknoloji bilen ve birinci sınıf insanlar olarak yetiştiriyorlar. Aslında devletin karşı karşıya geldiği durum şu, doğrudan elitleriyle çatışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa'da biraz da halk hareketleri var. Sokak hareketleri. Almanya'da, İngiltere'de, işte Hollanda'da, başka ülkelerde. Fakat ABD doğrudan şimdi çatıştığı kitle kim? Harvard, MIT, Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi. Yani seçin. Bugün bir çok güzel bir şey vardı, animasyon vardı. Filistin bayrağı asmışlar. Ya 40 tane protesto yapılan mekanda Filistin bayrağı var. Ve düşünün o insanlar üniversitede Müslüman, Hristiyan, Yahudi aynı ortam paylaşıyorlar. Birbirleri hakkında bilgi alıyorlar. Çok da sadece medya dezenformasyonuna bağlı kalacak insanlar değil, o zekada insanlar da değiller. Dolayısıyla ben bu elit çatışmasının, elitlerle devletin karşı karşıya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve İsrail ile ilgili olunca da ya yalan üzerine bina edilmiş bir devlet, yalan üzerine bina edilmiş bir kurgu er geç bir gün çökecekti. Hı hı. Ve bugün genelde de mesela Ares'te yazdan yazılara baktığınız zaman diyor ki siyasi amacı olmayan bir savaşın sonucunun nereye bağlanacağını kimse keşfedemez ve biz yenildik şeyleri, yani biz yenildik kanaatleri giderek içeride artmaya başladı. Peki. Ha bunun arkasından daha başka belalar bulmaları gerekir mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Peki. Yani şöyle düşün, bir akademik ortamda, bir tartışma ortamında bir Yahudi gelip timsah gözyaşını nasıl döker? Sadece yüzüne tükürürler onu diye düşünüyorum.
artık sığındıkları o Nazi soykırımı meselesinin kat yani şöyle Hitler'le yarıştılar. Orta çağdaki Hristiyanlarla da yarıştılar. Yani o kendilerine zulmeden herkesten daha fazla zulmetmek gibi bir şeye girdiler. Yani fırsat eline geçince nasıl davranacaklarını zihniyetleriyle göstermiş olmalı. Bu kadar vampir, bu kadar cani, bu köle tiran tartışması vardır. Yani ruhları o kadar köle kalmış ki fırsatı bulduğu zaman ne büyük tiran oldukları, aslında bir şey daha ortaya çıktı. 1948'den beri İsrail topraklarında bu şeydi. Biz kayıt altında programında şeyi Osmanlı torunlarının 4. Murad'ın torunu Kenize Murad'ı konuk ettik. Kitap yazmış şey Filistin'le ilgili ve tanıklıklar üzerinden. Diyor Fransa'da en çok kitapları satan en popüler yazardım. Filistin kitabını yazdıktan sonra diyor bırakın bu kitabı, diğer kitaplarla alakalı bıçak gibi her şey kesti ve Türkiye'de olan hürriyet ortamının 1/10 düzelterek dedik 1/50 şeyde yoktur. Bu arada bu üniversitelerdeki coşku varken AK Parti Üniversiteler Teşkilatı batıdaki üniversitelere destek eylemleri başlattı. Çok kıymetli bir adım. Yani düşünenden, teklif edenden Allah razı olsun. Biz bu tam böyle eylem kısırlığının yoğun olduğu dönemde kayıt altında diye program başladık. Bu masadaki herkesin katkısı oldu. Şimdi ben bizim STK'larla bir şey görüşüyorum. Bakalım böyle bir sivil toplum olduklarını hatırlayacaklar mı? Sultanahmet'te bir insanlık mahkemesi kuralım. Yahudi profesörlerden, yargıçlardan, yani şeydeki, UÇM'deki yargıçlardan dünyanın önemli aktivistlerini getirelim ve bu mahkeme bir hafta devam etsin. Bir insanlık mahkemesi kurup ve burada da bu bütün olanı biteni tekrar kayıt altına alalım diye bir düşüncem var. İnşallah organize edebiliriz. Peki, peki. Bir kez daha ara diyeceğiz. Ara sonrasında son bölümle devam edeceğiz. Ara sonrasında son bölümle devam ediyoruz. Turgay Hocam, şimdi bir diğer önemli mesele bugüne ilişkin tam da bu Gazze meselesiyle ilgili Türkiye'nin tüm ticareti kesmesi. Türkiye'nin şöyle bir gerçekliği de var. Bizim hani içeride ekonomiyle ilgili açmazları aşmak adına çok ciddi bir çaba var. Dış ticaretin geliştirilmesi noktasında aslında kıymetli bir 10 milyar dolar tırnak içerisinde. Türkiye duruşu itibarıyla şu şartlarda bu ekonomik zorlu mücadele sürecinde bu 10 milyar dolardan tek kalemde vazgeçti. Tabii bir şart var. İnsani yardımın hani engellenmesinin durdurulması önemli bir şart. Ve Türkiye'nin bu adımını nasıl yorumlarsınız? Tam da bu süreçte. Şimdi az önceki bağlamla ilgili birkaç şey söyleyip özellikle ticaret meselesine geleyim. Dün de Ankara'da bir canlı yayında son dakika olarak Ticaret Bakanlığı'ndan gelmişti. Böyle detaylarıyla birlikte yorumladık. Bunun tabii bir taraftan İsrail-Türkiye ilişkileri ve İsrail'in son dönemde Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya... Hocam mikrofonu da düzeltmenizi isteyeceğim ama sanırım aşağı doğru kaymış. Evet. Çok derinden bir sesiniz geldi. Şimdi tekrardan almak isteyeceğim. Tamam. Şöyle olacak herhalde. Evet. Şimdi Başbakan Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bu konuda hedef alan açıklamalarına baktığımızda meselenin tabii Amerika Birleşik Devletleri ile ilgisi de çok açık. Son dönemde bizim ABD üniversiteleri üzerinden tartıştığımız ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın, Almanya gibi önemli devletlerinin İsrail'e verdiği koşulsuz destek çok açık bir biçimde liberal demokratik düzen tasavvurunun çöktüğüne işaret ediyor. Biz zaten uzunca bir süredir 2. Dünya Savaşı üzerinden oluşan bu güç dengelerinin BM'deki tıkayıcı yapısı üzerine birçok tartışma yapıyorduk. Evet. Bunu da doğrudan uluslararası zeminde en fazla dile getiren ülkelerden ve aktörlerden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Şimdi Batı, ki dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bir toplantıda altını ısrarla çizdiği bir nokta vardı. Batı demokrasileri İsrail söz konusu olduğunda ciddi bir sınamadan geçiyor ve bu sınamayı kaybediyorlar. Evet. Şimdi bu seçim öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece ticari alanda değil, savunma sanayinde de bazı enstrümanları ihraç etmek suretiyle İsrail'e yönelik hem askeri hem de ticari kapasite anlamında destek verdiği ifade edildi. İddia edildi, bir sürü tartışma yapıldı. Şimdi bunun seçim öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı ortadayken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meseleyi sahiplenip uluslararası arenada daimi surette dile getirmesi ortadayken, yine Türkiye'nin insani yardım anlamında kapasite ve seferberlik ilan edip birinci sırada yer almasına rağmen bunun iç politikada bir mesele haline getirip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paranteze almaya çalışan, hatta ötekileştiren, hatta İsrail'e yardım eden bir aktör olarak konumlandıran yaklaşım bugün İsrail'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde nasıl bir karşıtlığa evrildiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tedrici bir politika izledi burada. Seçim öncesinde İsrail'le yapılan ticarette özellikle teşvik anlamında ciddi bir daralmaya gitti. Sayın Ömer Bulat'ın o dönemde de hatırlayanlar olacaktır. Ticari kapasitedeki daralmayı rakamlarla gösteren birçok istatistiki yayınlandı. Yine Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin bu alanda maruz kaldığı dezenformasyonlara verdiği cevaplar ortadayken, hemen yine jet yakıtla ilgili tartışmalar da gündemdeyken, Türkiye'nin bu konudaki vakur, kararlı duruşu sadece o 10 milyarlık ya da 100 milyarlık dolarlık gibi bir ticari hacmi meselesini bu konudaki insani hassasiyeti ne kadar ön plana tutup onu paranteze alabileceğini gösteren bir mesele. Ki Türkiye'de de finansal açıdan belli sınırlılıklar, belli kısıtlar, belli eleştiriler söz konusu olmasına rağmen. Evet. Ve hatta Türkiye'de muhalefet partisinin genel başkanı ve önemli isimleri Hamas'la ilgili, yani bir kurtuluş mücadelesi veren ve meşruiyeti olan siyasi bir partinin silahlı unsurları ile ilgili söylemleri ortadayken bu tutumu, bu davranışı sergiliyor olması hiç kuşkusuz önemli. Şimdi bunun karşılık bulabilmesi için, İsrail'e yönelik caydırıcı bir mekanizmaya dönüşmesi için bölgedeki önemli aktörlerin de Türkiye ile birlikte hem finansal, hem askeri, hem de diplomatik ambargo seçeneklerini masaya yatırması gerekiyor. Eğer bunlar mümkün olursa, ki tarihte bunlar mümkün, elbette bedelleri ödetildi bu ambargoları uygulayanlara. Ama bu cesaret tekrar gösterildiği müddetçe ben bir yankı bulacağı kanaatindeyim. Aksi takdirde Türkiye'de verdiği mücadelede yalnız kalma riskiyle karşı karşıya. Ama buna rağmen sergilenen tavır, bugün bu ilişkilerin minimize edilmesi, sıfıra indirilmesi, dış politikada Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerde gösterdiği karara da, kararlılığı da ortaya koyuyor ve bir şarta bağlıyor bunu. Daha önce de bunu ifade etmişti. Burada insani yardım meselesi, yani Türkiye'nin özellikle bu Ürdün hava sahası üzerinden uçaklarla yapacağı yardımlara da İsrail'in ambargo uyguladığını biliyoruz. Burada bütün mekanizmaları inkıtaya uğratan bir İsrail devleti var. Türkiye de buna cevap verme ihtiyacı içerisinde veriyor. Burada da sadece insan hak ve özgürlüklerini eksene alan bir dış politika anlayışı izliyor. Yoksa İsrail bizim ticari hacim üzerinden baktığımızda en iyi ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerden bir tanesi. Bazı gerginliklere rağmen bunu yürütebildik ama bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu enstrümanı İsrail saldırılarının durması için kullanıyor. Eğer dediğim gibi bölgedeki ülkeler de bu enstrümanları farklı şekillerde kullanırsa, petrol gibi, işte doğalgaz gibi ya da diplomatik anlamda bazı ilişkileri durdurma, dondurma gibi seçenekleri masaya yatırırsa bence bir karşılık bulabilir. Aksi takdirde yani 7 Ekim'den bu yana zaten bütün çağrılara rağmen hem ulusal hem uluslararası arenada bir sonuç alındığını göremiyoruz. Hatta sonuç alınmayı bir kenara bırakın, içerideki ABD'de, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'deki kamuoyundaki bu tedirginliğe, eleştiriye rağmen, hükümetlerin İsrail'e verdiği desteği eleştirilere rağmen ciddi de bir şey sürüyor, koşulsuz destekte de sürüyor. Evet. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato yine finansal desteği geçirdi. Arada Ukrayna'ya da yine bir destek verdi. Bunlar üzerinden baktığımızda demokratların bütün bu kaybı göze alarak bile Biden hükümetinin İsrail'i destekliyor oluşu sanki kısa süre içerisinde bir ateşkesin de ya da hani bölgede bir yeniden inşaında söz konusu olmayacağı gibi bir şeyi ortaya çıkartıyor, tabloyu ortaya çıkartıyor. Peki, tam da bu söylediğinizden devam edelim Hüseyin Bey. Şimdi görüşmeler de devam ediyor. Hamas'la İsrail tarafında Kahire'de sürüyor ve son olarak Heniye'den gelen bir açıklama vardı. Olumlu bir ruhla ve pozitif bir yaklaşımla son gelen teklifin incelendiğini ifade ediyor. Acaba bir hani sıkışmışlık durumu olduğunu biliyoruz Netanyahu'nun. Çünkü birkaç zamandır Refah'a saldıracağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı duruşu var. Acaba bir sıkışmışlık içerisindeki Netanyahu bu süreçte mecburen masaya oturacak mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Kısaca 3 dakika. Yani ben bu konuya sürekli ihtiyatlı yaklaşıyorum. Daha önceki benzer tablolarda olduğu gibi
İsrail ana muhalefetin lideri Rabit olması lazım. İsmini yanlış söylediysem özür dilerim. Çok önemli bir tespiti var. İsrail'i deliller yönetiyor dedi. Dolayısıyla bu insanlığını kaybetmiş, insanımsı görünümlü, hayvandan daha aşağı ve topluluktan oluşan hükümet yani bu konuda işte pazarlık neticesinde bir şeye varır mı? Ben çok ihtimal vermiyorum. Çünkü onlar bunu bir bu bir teolojik terör, bir dini bir terör. Dolayısıyla bunun arkasında işte Amerika'dan gelen ineğe, kırmızı ineğe tapan birisi, tamam işte o beklediğimiz an geldi anlayışıyla hareket eden bir yaklaşım. Yani buradan bir akli selim bir durum çıkması mümkün değil, mümkün değil. O açıdan hani çok şey değilim, iyimser değilim. Farklı mekanizmalar devreye girer. İşte Amerika Birleşik Devletleri baskılarını artırır. Yani bunun olabilmesi için önce işte demin Turgay Hocam hatırlattı yani Amerika Birleşik Devletleri kayıtsız şartsız desteğini çekmesi gerekir. Desteği geçtik, hala katliam için silah ve mühimmat gönderiyor. Bir de şöyle bir şey var, bence onu göz ardı etmeyelim. Diyelim ki bir ateşkes sağlandı ve Hamas'ın elindeki esirlerin takasına başlandı. Hatırladım ilk esir takasında ne olmuştu? Hamas büyük bir psikolojik üstünlük elde etmişti. Yani kimin insan, kimin hayvanoğlu hayvan olduğunu ortaya koyan bir tablo. Şimdi şöyle düşünün, 200 küsur gündür rehin elinde işte esir tutan Hamas, bu esirlerini o zor şartlarda can güvenliklerini sağlamış ve onları şu anda takasa başlamış. Sahneye çıkarmış. Böyle Allah'ın aslanı gibi hani kahramanlar. Şimdi bu dünyada nasıl bir algı oluşturur? Yani o ilk ateşkes takasından sonra ortaya çıkan tablodan çok çok daha fazla. Yani işte terör dedikleri, şu dedikleri, iftira attıkları, şöyle böyle dedikleri Hamas rehinelere bakmış. Ölmeli. İsrail'in saldırıların, kendisi öldürmeye geçtim. İsrail'in saldırılarından bile ölmemeleri için korumuş ve şimdi onları canlı bir şekilde teslim ediyor. Bu tabloya kesinlikle Netanyahu ve kabinesi izin vermeyecek. Hepsini öldüremiyor esirlerini. Şu anda İsrail kendi esirlerini öldürmek için büyük bir çaba içerisinde olduğunu düşünüyor. Çünkü o tablonun ortaya çıkmasını istemiyor İsrail. O bakımdan hani ben imser değilim maalesef. Bölgeyi ateşe vermeyi düşünen, durduğu anda yok olacağını bilen bir zalimler, insanımsı hayvandan aşağı varlıkların bulunduğu bir kabine var. Ne yazık ki bu kabineyi durdurmak için de dünya hiçbir şey yapmıyor. Peki son iki dakika İhsan Bey, sizin de bu konuya ilişkin görüşünüzü almak isterim. Ya gelinen noktada barışla alakalı dün bir söylenti yayıldı. Yani sanki öyle bir iyimser hava var gibi. Ya bir defa İsrail çıkmaz da Hamas da tahmin edilenin ötesinde bir dayanışma gösterdi. Bir defa da şöyle, yani ben hep şöyle bir beklentim var. Bu savaş bitse ve bu bütün dünyaya örnek olan, metanetli, Allah'a inanan ve bir ilahi iman alameti olan bu insanlar yeryüzüne dağılsalar ve hikayelerini anlatsalar. Yani hep beklentim bu. Yani o kadar acı, o kadar ızdırap, o kadar ötekileştirme, bomba, soykırım, dozerlerle insanlar ezme, yani bir muhtemelen yani kıyamete kadar ancak bu kadar zulüm bu dünyada görülebilir. Bunların karşılığında da bu insanların o metaneti, ülkelerini satmamaları, bayraklarını satmamaları
ve dik duruşlar. Yani şöyle düşün, siyasi ortamda insanlar, yani şöyle düşünün, siyasi partilerde siyaset yapmış ve 10 bin dolara, 100 bin dolara başkalarına casus yapan siyasiler yakalanıyor televizyonlarda, evet, görüyoruz yani. Buna karşılık bu iman kalesi insanların ben şeydi, barış olup da yeryüzünde konuşmalarını çok hayal ediyorum. Peki. Yani inşallah o günlere kavuşuruz. İnşallah. Biz de onların birebir şahitlik ederek hikayelerini anlatıyoruz. Bu bir insanlık dersi oldu. Bir alamet-i farika oldu insanlık için. İnşallah bugünlerde görmüş oluruz. Peki son bir cümlede sizden alayım Turgay Hocam. Kapatacağız hızlıca. Ya şimdi bu ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısına baktığımızda bizim uzunca süredir bu Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisinin İsrail lehine Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını nasıl belirlediğini tartışıyoruz. Bunları eğer Senato bir yasa olarak kabul ederse Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisinin medyayı kontrol ettiği ya da ülkelerin İsrail lehine bir pozisyon sergilediğini söylemek artık bir suç teşkil edecek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri nezdinde, Almanya'da da benzer mevzular tartışılıyor. Dünyaya 90'ların başında bir ideal olarak ortaya koyulan liberal demokratik dünya düzeni tasavvurunun ne kadar tefessüh ettiğini de açıkça söyleyeceğiz. Ama bize düşen görev bir Müslüman olarak bütün bu eylemlilik içerisinde yapabileceğimiz bütün enstrümanları, kullanabileceğimiz bütün enstrümanları ortaya koyabilmek. Şairin dediği gibi, hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısra kutansın. Peki, çok teşekkürler. Hızlıca noktalayalım. Haftanın gündemi yoğundu. En önemli başlıklardan birisi elbette ki Gazze'deki durum. Önümüzdeki haftaya kadar acaba bir barış olur mu takip edeceğiz. Bir taraftan da anayasa için görüşmeler, turlar devam ediyor Numan Kurtulmuş. Aynı zamanda meclis dışındaki partilerle de görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye'de bu anlamda bir sürece girdi. 4 yıl seçimsiz bir süreç var. Umuyoruz ki bu süreçte de yavaş yavaş beklenen anayasanın temelleri atılır. Önümüzdeki haftaya kadar bakalım hangi gündem başlıkları önümüze gelecek. Önümüzdeki Cuma 20.45'te tekrar karşınızdayız. Mutlu akşamlar.